Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik aslanlara. Evet. Bak bu da aslan burcu hemen kucağıma oturdu gördüm. Evet aslanlara aşk olduğu bu muydu? evet onun aşkı var, onun aşkı yengeç. Ay Dedim as... sana aslan erkeğiyle yengeç kadını iyi anlaşıyor. E çünkü aslanlar hiç çok hizmet verir evet, yengeç. Evet tersi olsa ama ve biraz Mümkün zor olur değil. değil mi? Aslanın her dediğini <laughs> yengeç yapar. Valla bu yengeç <laughs> hiçbir şey yapmıyor ama bu aslan ona çok aşık. Evet başta <laughs> bilmediğim bir şey yapıyor başkadır canım. kaprisli. <laughs> Söyle Hı. bakalım aslanlar. aslanlar Şimdi aslan, büyük aşkların insanları. Aslanlar Öyle bu sene büyük aşk, aşk yaşayacaklar. Aa. Çünkü evlilik ve aşk evlerine ne giriyor Jüpiter ve Satürn. Vay çok Tabii güzel. Ki. Ama aslanlar artık bazı şeyleri dengeden çıkaracaklar. Ne yani gibi? yeni dengelerini kurma bir durumundalar. Ve aslanlar bu sene ilk defa kendilerine yatırım yapacaklar ilişki konusunda çünkü aslanlar bir de egoist insanlardır yani ki egoist derken gururlu ve kendilerini çok seven insanlardır ama birazcık böyle cool insanlardır kolay kolay kimseye yanaşmazlar. Hı fethedilmek isterler. Yani herkes onu fethetsin, onu keşfetsin. İlk defa bu sene Jüpiter Kova birilerine doğru çekildiklerini hissedecekler. Hmm. Çünkü Jüpiter ve Satürn 7. evlerine geçti. Aslanlar çalışma hayatındaki o tempoyu biraz yavaşlatacaklar. E, çok daha yeni işler yapacaklar. İş, burada işi diye aşkı konuştuğumuz için diyorum. E, i̇şi de konuşabiliriz e, tabii ki ama konuşabiliriz. Hani ağırlıklı güzel şeylerden bahsedelim. E, biraz diye. ruhani tarafları çok gelişti çünkü 3 yıldır Satürn Jüpiter onları 6. evlerinde ruhsal evlerinde birazcık böyle terbiye etti. Artık e, biraz verici oldular. Hani böyle aslanların o burnundan kıl aldırmaz kul tarafları vardır ya onu biraz hafifletti aslanlar kendilerini e, nimet zannediyorlar. Biraz. E, kızardım ben eskiden. Sonra anladım ki onların doğuştan öyle olduklarını. Öyle kabul etmek gerekiyor. Yani krallar, kraliçeler burcu. Şimdi bir krala sen e, kral diye, kral mısın diye soramazsın ki. O zaten kral doğmuştur. Evet olmuştur. doğru. yani, <laughs> ama her kral da aslan burcu olmuyor yani. Kim bilir e, ne burçları vardır kralların e, hiç bilmiyorum. Tabii ki ama sonuç olarak sembolik olarak kodlanma olarak e, şeyler aslan burcu. Onun için barışın... kral olmasa da kendi kral zanneder diyorsun. Evet. Çıplak kral. <laughs> Kimle? kral, İyi aşk yılıysa güzel. Ee, i̇yi bir aşk yılı. E, ve mantıklı. Şimdi e, aslanlar hayran olduğu insanlara doğru evet, giderler, öyle. ama kendisi de aynı hayranlığı karşı taraftan beklerler. E, i̇lk defa bu sene, e, bu yıl aslanlar karşı tarafın kendisine hayran olup olmadığını umursamadan gidecekler, aşka koşacaklar. Vay, e, büyük çok, bir adım. Aslan büyük duydun bir adım. mu? Aslanlar için çok büyük <laughs> bir fedakarlık. Ve aslanlar bu sene. Ee, özellikle biliyorsun e, 20, e, 26 Mayıs'taki e, ay, yay, aydaki yay burcundaki ay tutulması, Haziranın 10'undaki ikizler burcundaki e, güneş tutulması ve yılın sonundaki 14 Aralık'taki yine yay burcundaki tutulmayla aslanlar çevresel koşulları iyileştirici özellikleriyle karşılarına çıkacak. Aslanlar level atlıyorlar, aslanlar şekil değiştiriyorlar, aslanlar kendilerini aşıyorlar ve aslanlar şimdiye kadar cesaret edemedikleri olaylara doğru koşuyorlar ki bunların büyük bir potansiyelinde de aşk var. Egolarından sıyrılıyorlar galiba biraz. Kısaca. Evet, evren onları bir şekilde burunlarını sürtecek zaten. Çünkü geçmiş hayatlarında da, geçmiş bu son üç senesinde çalışma hayatında birkaç aşk yaşadılar. Aşkı ve çalışma hayatındaki hani iş arkadaşlığı, iş aşkını yaşadılar. Birazcık da boyunlarının, boylarının ölçüsünü aldılar. Şimdi artık çalışmak para, çok büyük para kazanıp işte sadece iş ve de çok zengin varlıklı eşten çok gönüllerinin istediği aşka koşacaklar. Bu hmm. büyük bir şey. Aslanlar için muhteşem bir sınıf atlama, evet, sınava, sınav verme. O yüzden Aslanların birçok özellikle yaz aylarında özellikle 1 Ağustos'ta 1 Ağustos 23 Eylül arası çok büyük aşklarına şahit olacağız. Mayıs aylarında Jüpiter Balık Burcu'na geçtiği zaman aslanlar birazcık yumuşama dönemleri geçirecekler. Rahatlayacaklar. Birazcık o dönem varlıklı aşklar karşılarına çıkabilir. Çünkü Jüpiter onların 8. evinde hani diyecekler daha romantik olacaklar. Hmm. Biraz zaten aslanlar sevdikleri için çok var Harcarlar. Yani ellerinde şey cimri değildir aslanlar, elleri açıktır. İlk defa varlıklı iki eşin birbiriyle karşılaşmasını düşünebilirsin. Tanıştığı insanın belki de maddi durumuna hiç değer vermeseler de karşılaşacağı insanlar zaten onların e, ütopyalarına ve kariyerlerine uygun kişiler olacak. İyi şeyler yaşayacak aslanlar. Biz bu sene aslanların hem iş konusunda hem aşk konusunda çok şanslı olacağına Ay, e, emin olabiliriz. Artı yılın en büyük burcu diyoruz ya Kova'ları şak şak Yıla damgasına vuracaklar. Aslanlar da onlardan aşağı kalmayacak. Belki ikinci sırayı aslanlar alabilir. Çünkü hava ve ateş birbirini besleyen iki element. Karşıt burçtur Karşı zaten. Karşıt burç. Çekim gücü çok fazla. Evet bunun dışında çok seviyorum. O bizim korsan senin evet, arkana evet. geçişim. Nedense koltuğu tırtıklamaya karar verdi. Evet. Hop üstüme sağlı. 17 yaşına geldi o bu arada. Ay canım benim ya. Boğa Burcu ya. kendisi. Canım ya, Mayıs'ta 17 Gel, yani olacak. Bir koku aldı benim kedilerin. Olabilir. Ondan o sonra şeyler, e, aslan ilişkilerini konuşalım. Konuşalım. E, aslanlar e, koçlarla çok iyi anlaşır. İki ateş enerjisi oldukları için. ...birbirlerinden çok güzel enerji alırlar. İkisi de koç çok macera perestir. Aslan onun o macera perest tarafını dengeleyebilir, kendine doğru çekebilir. Koç aslandaki o büyük aşkı gördüğü zaman dışarıdaki hayatı unutup kendini aslana entegre edebilir. Boğalarla aslanların aşkları çok zordur. Evet. çünkü boğa yani sonuçta ikisi de çok gururlu, ikisi de çok sabit. Boğa şey mantıktır. Aslan hem mantık hem aşk ister. Hepsi bir arada olduğu zaman da enerjisini bozabilir boğa ile aslanın. Canım benim sen niye İllaki bana gel? oturacak kucağında. <laughs> otur gel hadi otur bakalım. bir kişilik kendisi. Otur bakalım. Kadının şeylerin notlarını bile bertaraf evet, etsin. olsun ettim. canım benim. Ondan sonra... E, boğa ile aslan aralarında e, ilişkinin aşk kısmını e, bırakıp e, birazcık ego kısmına geçebilirler. Boğa'nın o sürekli mantık ve iş konusundan aslan sıkılabilir ama boğa çok güçlü e, başarıların ve büyük işlerin adamı olduğu için ya da kadını aslan ona e, gurur duyabilir. Hmm. İlişki birazcık uç noktalarda çarpışsa bile ana konularda birbirini tamamlayabilirler. En zor aşklardan biridir ama en güçlü aşklardan hmm. biridir. Şimdi Başak'la e, Aslan'ın ilişkisini ben düşünemiyorum. Öyle mi diyorsun? Çünkü düşünemiyorum gerçekten zor ilişki <laughs> Olmaz diyor Başak sürekli Hayırlı. eleştirici sürekli eleştirir Sürekli Aslında Ama hiç... Başak'la kimse birlikte olamaz ki O zaman herkesi eleştirecek neticede Eleştiriye katlanan birileriyle Ama yapısı öyle ediyor. O yüzden zaten müzmin bekarlar Başak'lardan çıkar biliyor ha, öyle musun? Hani bakir burçlar derler ha. de Çok bakir burç değildir Birçok denermiş Bekardır <laughs> Almaz kimse onu onun için <gülüyor> <gülüyor> Bakire falan Kelime değil. de şey var yanlışlığı var <laughs> bekardır. Ondan sonra Başakların o sivri dilleri aslanları asla mutlu etmez. Aslan ne halin varsa gör der, çeker gider. E terazilerle aslanların aşkları çok güzeldir. Çünkü aslanların enerjilerine teraziler hayrandır. Teraziler vakur ve e, ...gururlu insanları severler, teraziler çok kalitelidir ve kendi kalitesini kaldıracak insanlarla birlikte olmak isterler... ...ve aslanlar bu portveyi onlara sunar, o yüzden aslan ve terazi aşkları kolay kolay kopmaz... E, ...akreplerle aslanlar çok güçlü aşk yaşarlar, aslanlar akrebe hayrandırlar, o gizemli taraflarına içindeki o esrarlı havalarına aslan kolay kolay herkese hayranlık duymaz ama akrebi gördüğü zaman işte hayatımın aşkı diyebilir ama akrep ona kapısını ne kadar açacak o çok önemli çünkü akrep de çok gururludur e çok özel bir durum. akrebin mesela çok mütevazı ve şey bir hali vardır ya çok böyle sa sade ve gerçektir ya. İşte o egosunu o pohpohuna bilmem neyine katlanmıyordur büyük işte ihtimalle. Aslında ara sıra böyle küstahça tavırları akrebin canını yakar. Akrep çünkü ona böyle bir iğnesini batırır ve gider. <laughs> Akrep o iğnenin nereden geldiğini anlayamaz. Günlerce düşünür. Akrebin onu niye terk ettiğini bir türlü Aslan anlayamaz. anlayamaz Ama en son ne olduğunu anlar. Akrep ona çok güzel bir böyle kendi diliyle anlatır. Aslan Yay aşkları çok güzeldir. Yayın eğlenceli havasına aslan hayrandır. Ama yay aslanı çok fena gagalar. Yani dili çok sivridir evet. yayın. Yani Başaktan kalır geri yoktur. Ama çok sevimli yaptığı için bunu aslan önce ona şey yapar kızar yine de vazgeçemez. Kızar yine de vazgeçemez. En çok çünkü aslanı ya eğlendirir ya çok eğlenceli olduğu için aslanın böyle mağarasından çıkarır, ininden çıkarır, ormanda gezdirir, yara bere alsa bile aslan yaydan vazgeçemez. Onun dışında oğlaklarla aslanları biz hiç bir araya getirmeyelim. İkisini çok iyi... Konuşmayalım iş. bu konuyu. <laughs> geçelim. Geçelim. <Ama> Konuşmayalım. <laughs> şimdi aslan sevgilisi olan bir oğlak falan varsa su söylemediler bizim için hiçbir şey. <laughs> evet ama söyleyeceğiz. Şimdi aslanlar çok güçlü insanlardır. Oğlaklar da kendi çaplarında. Kolay insanlar değildir onlar sistematik insanlardır. Kuralların insanıdır. Oto kontrolleri çok güçlüdür. Aslanın o gururlu tarafını çok güzel kolay ortaya çıkarır. Aslanın kontrolcü tarafına çok güzel enerji verir. Aslan Oğlak'la yapayım mı, yapmayayım mı? Yani bu ilişki yürür mü? Hmm. Yürümez mi diye çok düşünür. Çünkü Oğlağın e, kendi kanatları altına ya da kendi aurasının altına aslan çok girmez o bir kraldır. Oğlak da ona çok yaklaşmaz. Sınırlı sorumlu bir ilişkidir. Kendi çapına bakınca özel bir ilişkidir. Ama aslan kendini eğlendirecek bir ilişki aradığı için oğlakla belli mesafede sürer ilişkisi e, bu aşkın bir ömrü vardır. Son kullanma tarihi vardır. Eninde sonunda biter. Kovayı dedik zaten değil ee, mi? ile çok güzel aşk yaşarlar. Enerjileri hocam. çok güzeldir. Balıkla da onlar iyi anlaşır. Balıklar güzel süslüdür. Aslanlar da süslü hmm. bir enerjisidir. Balıklar ışıltılıdır. Aslanlar da takıları böyle yaldızlı şeyleri sever. Balıklar ışıltısına hayrandırlar. Bence en uzunlu ilişki o. Balık çünkü aslanın asla gururunu zedelemez. Hmm. Asla. Onu daha böyle pış pış pış, pış yapar. Tüylerini sever. Ama aslan boğanın balığın kalbini kırmak istemez. O yüzden çünkü kendisine ışıltılı ve pırıltılı bir şekilde hizmet veren ya da aşk sunan birine niye kalbini kırsın ki? Uzun ömürlü ilişkilerden biri. Evet biri ateş biri su. Astroloji dünyasında çok bir araya getirilmez ama ben genelde getiririm. çünkü muazzam güzel ilişkiler görüyorum aslanla zaten o evet. şeyler çok klasik kaldı artık ha. yani ben çocuktum bak bunlar linda konuşuluyordu. Goodman zamanında ah işte onu diyorum ben. yani evet. burçlar diye kitabı ha. var kadını şimdi burç Hı. mu kaldı yani Baba. çünkü burçlar sadece o kadar yüzeysel ki bizim şeyimizde karakterimizde haritamızda değil mi binlerce fonksiyonu var olsan der ki abla yüzde yirmisi o sadece yani orada yüzde seksenlik apayrı bir kombinasyon var yani tabii o ki, bir karışım tabii bir çorba ki. var. Onun Hı. için ben Linda Gutman'ın kitabını lise 1'de İngilizce dersinde sıranın altında okurken ya. sıfır aldığım <laughs> anı. Bana çok Ben büyük okula götürürüm. <laughs> ama güzel kitaptır o hala var evet, işte. Evet, tali sevirded falandı okuyordum. <laughs> İngilizce öğretmeni şöyle öyle kulağımı çekip kitabı alıp böyle içim yanıyor. Böyle cart cart yırtıp bana da sen kızım senin numaran kaç der hiç unutmuyorum numaram 3011'de, 3011, 0, 30. Ama astrolog olmuşum bak. Yani o Kadını zamandan Kadını seni tetiklemiş. Evet, ben 6 yaşındayken gazetelerde astroloji köşelerini kesip biriktiriyordum. Ki senin 6 yaşında yazılan köşeleri kim nasıl uyduruyorlardı. Tabii ki canım kim bilir işte belliymiş kadının astrolog evet. olacağı. Bir yani, Nostradamus bir Filiz zaten. E, ya Yay sorma. Burcu. <laughs> Yay burcu ya o da Yaydı onun için öyle. diyorum. Onun yükseleni akrep Nostradamus selinde biliyoruz adamın e, ya yani. ben ünlülerin Kaş'ta doldu evini biliyorum. okudum Okuduğum hayat onu. kitabı var. Ya böyle işte. Aslanlar böyle, böyle. yani. Aslanlar evet. böyle yani.